Ülkemizin çok büyük bir felaketi yaşadığı şu günlerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı olarak ülkemizdeki otizmli bireylere ve ailelerine destek olmak için onların bu süreçte yaşayabilecekleri zorluklar hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Otizm, doğuştan gelen ve yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nörogelişimsel bir farklılıktır. Otizmi olan bireyler fiziksel olarak tıpkı akranları gibi görünürler ancak iletişim, sosyal etkileşim ve uyumsal davranış gibi alanlarda bazı sınırlıklar yaşarlar. Yaşadıkları bu sınırlıklar afet gibi olağanüstü durumlarda da onların yaşıtları gibi davranmasını, iletişim kurmasını ve içinde bulundukları duruma uyum sağlayabilmesini zorlaştırabilir. Peki bir afet durumunda otizmi olan bir birey ne gibi zorluklar yaşayabilir ve bu sorunları çevresindekilere nasıl ifade edebilir? Afet hepimiz için olduğu gibi otizmi olan bireyler için de çok sarsıcı bir deneyimdir. Bizler ihtiyaçlarımızı ve hissettiklerimizi karşımızdakilerle konuşarak ya da konuşamasak bile işaret etme, jest mimik kullanma gibi sözsüz iletişim yollarını kullanarak ifade edebiliriz. Ancak otizmi olan bireyler sözlü ve sözlü iletişim yollarını kullanarak iletişim kurmada ve çevresindekilerle anlaşmada ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Bu durumda otizmli bireylerin davranışları bize yol gösterici olabilir. Örneğin, otizmi olan bir birey kaygılı, korkmuş ya da mutsuz olduğunda yüksek ve tiz bir sesle ağlayabilir, bağırabilir, ajite sesler çıkartabilir, ellerini çırpıp bulunduğu yerde zıplayabilir, tekrarlayan bir şekilde ileri geri sallanıp kendi etrafında dönebilir ve bunlara benzer çeşitli tekrarlayıcı davranışlar sergileyebilirler. Otizmi olan bir bireye soru sorduğunuzda ya da bir şey yapmasını istediğinizde sizi anlamayabilir. Bu nedenle size cevap vermeyebilir, sizin söylediğinizi tekrar edip ya da kendi kendine konuşabilir. Bu gibi durumlarda elini uzat, eğil, buraya gel, otur gibi kısa, net ve basit cümleler ile iletişim kurmayı denemelisiniz. Otizmi olan bireyler sizinle göz teması kurmaktan kaçınabilir ve dokunduğunuz zaman tepki gösterebilir. Bu gibi durumlarda karşılaştığınızda otizmli bireyi sizinle iletişim kurmaya zorlamamalısınız. Ona kurtarma gibi zorunlu durumlar dışında sarsıcı bir biçimde dokunmaktan kaçınmalısınız. Eğer yanında ailesi veya bireyi tanıyan biri varsa onların yönlendirmelerine uygun hareket etmelisiniz. Otizmli olan bireyler aynı zamanda ses, koku ya da ışık gibi çevresel faktörlerden rahatsız olabilirler. Bu durumda ağlama, bağırma, kulaklarını kapatma, kendini yaratma, ortamdan kaçmaya çalışma ya da biraz önce bahsettiğim tekrar eden davranışları gerçekleştirebilirler. Böyle bir durumla karşılaşırsanız yine bireyin ailesinin ya da tanıdığının yönlendirmelerine göre hareket ederek sakinleşmesini sağlayabilirsiniz. Otizmi olan birey acıkmış, susamış ya da fiziksel olarak acı çekiyor olabilir. Bu gibi durumlarda kendisine ya da çevresine zarar verebilecek şekilde davranışlarda bulunabilirler. Kendisine vurma, kafasını sert bir zemine vurma, ellerini, bileklerini ısırma, çevresindeki nesnelere ya da bireylere zarar verme gibi davranışlar sergilediğinde kendinizin ve otizmli bireyin güvenliğini sağlamalısınız. Onu sakin bir yere götürerek, örneğin kafasını duvara vurma davranışı varsa duvardan uzaklaştırarak veya battaniye, mont, yastık ya da yorgan gibi darbeyi engelleyecek yumuşak materyaller kullanarak güvenliğini sağlayabilirsiniz. Ardından bireyin kendini sakin ve güvenli hissetmesine yardımcı olmalısınız. Bunun için onunla sakin bir ses tonuyla konuşabilirsiniz. Yine etrafta varsa aile bireylerinden ya da onu tanıyan diğer bireylerden destek alabilirsiniz. Maalesef deprem bölgesinde yaşanması olası güçlüklerden bazıları da açlık, susuzluk ve soğuk hava şartlarıdır. Sizler bu zorluklarla baş etmeye çalışırken büyük sabır göstermek zorunda kalabilirsiniz. Ancak otizmli bireyler bahsettiğimiz güçlüklere karşı sizinle aynı düzeyde sabır ve dayanıklılık gösteremeyebilirler. Suya ya da yiyeceğe ulaşmak için acele edip bir an önce yiyeceğe veya suya ulaşmak için dışarıdan bakıldığında bencilce görülebilen bazı davranışlar sergileyebilirler. Bu durumlarda otizmli bireyin ailesi ya da yakını da bireyin davranışlarına müdahale etmekte zorlanabilir. Böyle durumlarla karşılaştığınızda hoşgörü göstererek otizmli bireye öncelik verebilirsiniz. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı olarak yaşadığımız bu zor ve acı günleri millet olarak kenetlenerek atlatmayı umut ediyor, bu süreçte birbirimize karşı hoşgörülü ve anlayışlı olmayı diliyoruz.